Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Tarık Dursun K. imzalı, Ona Sevdiğimi Söyle adlı güzel bir kitabı konuşacağız. Bilgi Yayın Evi'nden çıkmış bir kitap. Arka kapağını şöyle gösterip hemen başlayalım. Tarık Dursun K. yazdıkları ilgiyle karşılanmış, ödüller almış bir yazardır. 1984 Mayıs'ında ödüllerine bir yenisi daha Orhan Kemal Roman Armağanı da eklenmiştir. Ona Sevdiğimi Söyle, Tarık Dursun K'nın yeni hikaye kitabı. Tarık Dursun'un hikayelerinde yalınlık ve gerçeklik değişmez. En belirgin ögelerdir. Ona Sevdiğimi Söyle'deki hikayelerde de kısacık birlikteliklerden kocaman mutluluklar yaşayanları, dostluğu kişisel çıkarlarına yeğe tutanları, sevecen, değer yargıları güçlü insanları betimlerken ya da küçücük gençlik serüvenlerini anlatırken Tarık Dursun yine gerçekçidir. Yanlışlığını, çarpıklığını vurgulamak istediği olayları yansıtırken de öyledir. Ona Sevdiğimi Söyle de belli bir kesimin insanların sevinçleri, sıkıntıları, adları, yazara özgü bir duygusallıkla ve anlatım biçimiyle sergilenmiştir. Çelişkilerden bulanık, karmaşık anlatımlardan uzak bu güzel hikayeleri severek okuyacağınızı umuyoruz. Arka kapak böyle diyor. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı tanıyalım ama 1984 yılında çıkmış. 30 yaşında bir kitap. Bu birinci baskısı arkadaşlar. Sait Faik Hikaye Armağanı alması münasebetiyle okuma radarıma giren kitaplardan biri oldu. Şimdi notlarıma bir bakayım. Ona Sevdiğimi Söyle Tarık Dursun K'dan okuduğum ilk kitap. 165 sayfalık bir öykü kitabıdır. Kitap, eşik, suskunlar, ölünün arkadaşı, yapayalnız, pezevenkler, uç uç böcecik, kiraz, çoğaltma, hikaye yerine geçecek aşk mektubu, altın arı, sümbül teber, üçüncü günü, ona sevdiğimi söyle, Zabel Manol için hikaye, Akil Bey'in gökyüzü serüveni, geri kalanı, el işleri, gecelerin hakimi, av, görgü tanığı, otobüstü, Yine Bir Sızı ve Evlere Şenlik olmak üzere toplam 22 öyküden meydana gelmektedir. Yazar bu öykülerde insanı hayat telaşı içinde ele alıyor. Aşk, geçim telaşı, özlem ve sevgi gibi temalardan hareketle kurduğu öykülerde daha çok alt sınıfın problemlerine odaklanmıştır diyebiliriz. Tarık Dursun K. bu kitabıyla 1985 yılında 31. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazanmıştır. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim. Tarık Dursun K. Ona Sevdiğimi Söyle. 17. Mektuplarda albümlerdeki fotoğraflar benzeri sararıp solarlar, hızla ölürler. 26. Sarhoştan deli bile korkarmış derler. 33. Kaybolmak dünyanın en güzel şeyiydi. 40. Çok sigara içtim. Tek kelime etmedim. 43. Benim bu evlenme işine zaten bir türlü aklım yatmıyordu. Şimdi bütün bütüne yatmaz oldu. 44. Burası güzel bir kent değil. 45. İnsanın karın doyuracak bir işi olmalı önce. 46. Evlenmek çocuk oyuncağı mı? 46. Nergisler de yalnızlığa dayanamıyor. Ne kötü. 48. İnsan gençken anlaşılmak istiyor. 49. Zaman geçti mi insan ağırlaşır, durulur, gülüp geçer geçmişte yaptıklarına. 56. Particilik onları bozdu. 59. Büyük kent düşü hep kursağında kaldı. 59. Küçük yerlerin kızları insan olarak küçüktür küçük olmasına fakat düşleri büyüktür onların. 61. Kitaplar yazar, aşkın gözü körmüş. 62. Neyin ne olacağının bilinmediği günler yaşıyoruz. 69. İnsanın derdi bitiyor muydu ki? 71. Gecenin sesini dinledim bir süre. 75. Ben zaten hep yalnızdım. 78. Ona sevdiğimi söyle dedim. Ona sevdiğimi söyle. Olur mu? Dedim. 98. Soğuk kanıma bağdaş kuruyor, oturuyor. 99. Yapraklardaki hışırtıyı içimde duyuyorum. 132. Yanında kadın, kız oldu mu insan başka oluyor. Vaktin geçtiğini anlayamıyor. 149.
Elin iki paralık şırfıntısına tutulursun, zindan kesilir dünyan. 151. Bizim millet uçkuruna bir, midesine iki, dayanamıyor. 155. En iyisi gitmekti. Alıp başımı, nereye olursa olsun gitmek. Başka türlü yapamazdım. 163. Gözlerimiz bir karşılaşsa, tutamayıp kendimi, ağlayacağım gündü. Sevgili arkadaşlar, alıntılar bu kadar. Tarık Dursunkağ bildiğim bir isim. Edebiyatta özellikle soyadını sadece soyadının baş harfiyle vermiş olması Tarık Dursun'u öne çıkaran özelliklerden biridir. Ona Sevdiğimi Söyle kitabını çok beğendim. İlgiyle okudum. Bazı hikayeleri de başta da söylediğim gibi alt sınıfın problemleri, dertleri, sıkıntıları o kadar yalın, o kadar duru, o kadar gerçekçi anlatılmış ki herhangi bir hikaye kahramanını normal hayatta ya ben bunu tanıyorum aslında, bu şuna çok benziyor diyebiliyorsunuz okurken. Peki hocam, bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap özellikle ortaokuldan başlamak kaydıyla diğer eğitim kademelerinde bulunan ya da mezun olmuş, okuduğu hikayelerde Anadolu insanının derdiyle dertlenen yazarları okumak isteyen öykü severlerin tamamına, gönül rahatlığıyla Tarık Dursunkağ imzalı Ona Sevdiğimi Söyle adlı bu güzel kitabı önerebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.